Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bunu geçen sefer de söylemiştim. Son 16 yıldır muhalefetin İstanbul'u gerçekten kazanma şansı var. Ama İyi Parti, ama CHP. Muhalefetin İstanbul'u kazanma şansı var. Bakın, bundan önce yoktu. Çok açık söyleyeyim. Yani 2014'te yoktu, 2009'da yoktu, 2004'te yoktu. Muhalefetin İstanbul'u kazanma şansı yoktu. Bugün ilk defa sadece anketler perspektifinden baktığımızda muhalefetin İstanbul'u kazanma şansı var. İstanbul'u kazanmak ne demektir? Ben neye size dayanarak bunu söylüyorsunuz? Oy oranlarına bakarak söylüyorum. Burada isim vermekte bir beis görmüyorum. Mesela Muharrem İnce'nin İstanbul'daki potansiyeline baktığımız zaman diğer bir takım adı geçen muhalif potansiyel adaylar arasında gerçekten İstanbul'u kazanma şansı olan potansiyel olarak tek aday olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü ciddi anlamda farklı toplum kesimlerinden oy alabildiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir ihtimal varken bu hesapları muhalefet ittifakının eğer oluşacaksa, İstanbul özelindeki mutlaka oluşması lazım eğer almak istiyorlarsa, bunlara dikkat etmeleri lazım. İstanbul, Ankara o kadar önemli ki, bakın İstanbul'un bütçesi bugün ondan fazla bakanlıktan fazla. Yani İstanbul, futbol sadece futbol değildir, peki, deriz ya. İnce...